Nasıl biz pozitif cümleler kurabiliriz diye bakacağız. Şimdi birincisi subject artı is are. Bunlar aşağı inerek onları anlatacağım. Çünkü am için ne kullanıyoruz? Is kimin için ve are ne için kullanıyoruz? Bunlar yani işte bir tamamlayıcı fiili oluyor. Ondan sonra asıl fiilimizi kullanacağız. Mesela learn, speak, eat yani hangi fiil oluyorsa plus ing ifadesini kullanıyoruz. En baskın olan örneğimiz she is learning English now. She veya that is a subject özne is yani ekledik. Ne yapıyor? Öğreniyor ve ing ekledik. Buradan cümle bitebilir. Subject, verb, object. Okay. Sadece object ise ne öğreniyor? İngilizce. Ve now ifadesi ne oluyor? O sıfat ne zaman yapıldığını şimdi. O biraz daha detay veriyor. Şimdi aşağı inelim. I am learning. You are learning. He or she is learning. We are learning. They are learning. Şimdi anlayacaksınız niye